Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bursa otobüs terminalinden ilk defa Bursa'ya otogara geliyorum buraya. O kadar güzel ki burası içerisi arkadaşlar. Vaktim olsa girip gezeceğim. Cappuccino aldım kendime burada. Ama enfes bir cappuccino. Böyle küçük bir büfeden aldım. Lezzeti de enfes yani. Otobüsümüz burada. Kamil Koç'la seyahat ediyoruz. 1,5 saat sonra 1,5 saat gibi Kocaeli Gebze. Orada ineceğiz. Oradan devam gideceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı'na. Mile otobüs de inmiyor. Burada küçük bir minnak. Hemen böyle gözüme takılıyorlar. Havalimanı'na geldik. Mile buraya oturdu. Slime'ını aldı. Stres atıyor. Oturacak yer yok. Biraz erken geldik. Aslında biz otobüsle gelecektik Gebze'den. Bir saat Gebze'de bekleyecektik. Sonra orada buraya havaalanına gelecek birkaç kişi vardı. Bir bayan falan vardı. Taksici dedi 4 kişi falan beraber olursanız aynı fiyat otobüs fiyatına gelir deyince öyle de oldu. Atladık taksiye geldik. Ve şimdi burada oturuyoruz böyle. Daha bavullarımızı bile veremiyoruz buraya. Çünkü erken. Saat şu an 6'ya 10 var. Bizim buraya geldiğimizde saat kaçtı? 5'e 20 geçiyordu herhalde zannedersem. Evet, durumlar şu an böyle. Burası Acet. Buradan vereceğiz biz bavullarımızı. Şu tarafta Pegasus. Sabiha Gökçen Havaalanı güzel. Her şey böyle ayağının altında derler ya. Fazla yürümüyorsun. Yani erkenden bavul vermemize bile gerek yok. Yer yok. Her taraf dolu. Burada uyuyanlar, yatanlar. Köşede uyuyor benim kızım. Her köşede. Bir yerden kalkıyor. Diğer yere yatıyor. İlerledikçe böyle. Ama hemen de uyuyor yani. Aha da geldik. München. Canım München. İki bavul kaybolmadı. İki tanesi geldi bakalım. Bavul dediğim el valizi. Nasıl siyedin zeytin? Mine ne zeytini ya? Bu annem hiç sen zeytine tak. Ama nasıl bulacağım zeytini? Bunda ne var acaba? İşte böyle ıvır zıvırlar var. Bunun içinde. İki tane büyük bavul gelmesi lazım daha. Ve biz gelmişizdir. Arabamızı aldık. Getirdiler buraya şimdi. Bavullarımı koyduk. Bakın. Türkiye'de o küçük arabalara benim bagajlarım sığdı. Burada benim arabama sığmıyor. Görüyor musunuz? Ya Türkiye'nin arabaları böyle işte. Bagajları kocaman kocaman. Benimkinin bagajına iki bavul zor sığıyor. Böyle arkası böyle. Şimdi 45 dakika bir yolculuk Miley, değil mi? Evet anneanne yapma. Anneannesini istiyormuş. Karnı acıkmış. Ne yaptın? İyi misin? Sıkıştık hepimiz buraya. Şu halimize bak. Anne, dayanneme diyordun ya, dayanın göster videoda diye. Dayanem de diyor ki annen göster videoda. Yavlum. Ya? Yavlum. Sen Türkiye'de küçük kedilere oynadığından, küçük kedilere olduğundan bu sana şimdi büyük geldi değil mi? Aşk gözü, aşk. Allah. Evime geldim de daha doğru düz çekim yapamadım. Çocuklar geldi gitti. Altay kaldı babaannesine. Neyse Altay'ı sonra gösteririm. Burada babam oturuyor. Bu tarafta da annem. Ben getirdiğim şeylerden birkaçını hemen çıkarttım. Çünkü sararacak fasulye falan vardı. Bu kılçıklı fasulye. Hatta göstermiştim herhalde. Pazardan aldım. Hemen 1 kilo böyle. Bundan bakın arkadaşlar böyle kılçığına bunun böyle. Biz ak fasulye deriz. Annem onu hemen dedim. Şey yapsın, halletsin. Çünkü sararır. Kurabiye getirmiştim. Kurabiyelerden hemen çıkarttım. Kütahya'da aldım. Neredeyse bitti zaten. Azdı. Burada dökme erişte. Biz buna dökme erişte deriz. Bakın böyle. Bunu babam seviyor. Bundan getirdim. Şurada birkaç kabak kurusu, patlıcan kurusu ve kabak kurusu. Bunu teyzem koymuştu anneme. Buradayım kuzum, geliyorum dur. Burada pul biber.
Hangi kurabiye mi? Kurabiye yedik. Kurabiye yedik kuzum. Dur. Burada da o aldığım incir gün kurusu. Hayır kuzum, o kurabiye değil. Gün kurusu, kayısı, incir ve bu da dayanın biberlerini de göstermiştim hani onlardan. Burada da zeytin. Efendim. Hayır kuzum, o kurabiye değil, fasulye. Kurabiyeyi gösterdim ya, dur göstereceğim şimdi ben sana kalanını, tamam. Burada da zeytin. Pazardan almıştım. Böyle yarım kilo siyah zeytin, böyle şeyde çizik zeytin. Bunları teyzem böyle özellikle bu kağıtların içine sardı. Akarsa hani bir şey olursa diye. Yani bunları hemen çıkarttım. Hemen çıkartılacak şeyler. Gerisi de artık yapacağım. Bir ara da, onlar önemli değil. Silasım kuzum benim. Bak Altay, kurabiyeler burada. Gel. Bak kuzum. Bunlar kurabiyelerden kalan bunlar. Tuzlu böyle biraz karışık almıştım. Hemen boşalttım. Bak. Bu kurabiye. Evet kuzum, kurabiye bu, gördün. Yiyecek mi? Altay tozunu yiyor. Kalan dibinin tozunu yiyor. Esra'nın. Evet, Esra'nın böreklerini, doğru, bak. Bak bak arkadaşlar. Esra'nın böreğini yedik. Esra bana börek yapmıştı. Böyle koydu. Bakın bunları yedik hemen böyle. Çantamda getirmediğim şey. Aslında ben böyle börek veren çantamda getirir miyim? Esra'nın hatırına bir annem tadına baksın diye getirdim. Esra'nın içine sinmedi. Yani bunlar şimdilik böyle çıkarttıklarım. Burada bir makarna pişirdik. Beraber yedik. Bunlar da anne kurabiyesi, ev kurabiyesi, eski zaman kurabiyesi. Bunları Azime, Hatice'nin arkadaşı. Gidiyoruz kuzum, dur. O yapmış özel. Bize böyle hazırlamış. Böyle bir poşetini anneme, bir poşetini bana. Biz bu eski zaman kurabiyesini, yani eski annelerin yaptığı kurabiyelerin lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi bunu anacıma, anam buraya eşyalarını hazırladı bakın. Bunu da anneme vereceğim, bunu ben yiyeceğim. Yeni bir günden, evimden günaydınlar. Altay'la kalktık biz. Altay çizgi film istedi. Hemen bir çizgi film açtım. Bir 10 dakika bakacak. Ondan sonra Altay'la çıkacağız. Değil mi Altay? He? Naim diyor. Niye kuzum? Öğleden sonra da alışverişe gideceğim. Annemle. Annemi de alayım diyorum. Hep beraber giderim. Annemin birkaç eksiklerini de tamamlayayım. Gerçi benim evim buzdolabında Cihan alışveriş yapmış. Bir şeyler var ama böyle sebze şeklinde, domates, salatalık, marul, böyle şeyleri almamış. Onları alacağım. Evimin hali böyle hala. Daha bavulu boşaltmadım doğru dürüst. Tek tük böyle boşaltıyorum. Hani böyle yiyecek şeyler olduğu zaman onları çıkartıyorum. Kıyafetler falan daha darmadağın. Bavul içinde. Ama ne getirdim. Dün gösterdim ya birkaç getirdiklerimden. Daha böyle devam biraz göstereceğim de. Şimdi çıktıkça böyle bir... Görün şu çekirdekli. Bakın böyle altına bunun çekirdek koyuyorsunuz. Üzerine de bunu koyup böyle çekirdek yiyebiliyorsunuz. Miley'in odasını bir görseniz. Miley'in odasında açtım bavulları. En rahat orası dedim, böyle büyük alan olduğu için oraya dağıttım. Teyzem olsaydı bu dağınıklığı niye gösteriyorsun böyle derdi. Ama Türkiye'den gelince böyle. Durumlar bu. Yani saklanacak bir şey yoksa ne dersem, herkes böyle bir dağıtıyor. Eşyaların aralarına bir şeyler sardık böyle, hani tabii ki burada bakın Taylor Hot falan da getirdim. Ama ben bunların hepsini düzenledikten sonra size bir toplu böyle alışverişimi göstereceğim. Hafta sonu Altay bende, yarın akşama kadar. Benim önceliğim Altay'ım, ailem. Dün öğleden sonra çocuklar, annemler buradaydık. Ve bugün işte, dün Altay bende yattı. Bugün de Altay bende kalacak ta yarın akşama kadar. Hafta sonu dedim hiçbir iş önemli değil. Hiçbir şey, Altay'ım önemli. Onunla hasret gidereceğim. Ondan sonra da pazartesi şöyle full gaz artık işlerime başlayacağım. Tabii ki burada da işlerim kaldı. Bir sürü işlerim var. Çamaşırım o kadar yok yıkanacak. Türkiye'den yıkandı geldi. İşte birkaç bir şeyler var. Sonradan giydiklerimiz. Onları yaparım. Evim zaten temizdi geldiğimde. Cihan'ım sağ olsun evi temiz tutmuş. Güzel. Hatta annem dedi ki, boğa Cihan maşallah yani. Evi temiz tutmuşsun. İşte alışveriş, sucuk, salam, böyle şeyler yapmış. Ekmek. Ama gerisini... Benim halletmem lazım. Ne giydin? Emmi'nin terliğini. Şu babaannenin evinin dağınıklığına bir baksana be. Ne? Allah Allah! Allah Allah! Getir Pokemon ayakkabılarını bir göster. Gel burada giyelim. Gel kuzum. Gel. Gel. Ne böyle oldu? Gel bakalım ne böyle olmuş. Hayır, arabayla gideceğiz. Ne olsun yapalım? Ama orası çok uzak. Ne çok uzak?
Kuzum oraya yürümez. Evet, yolda yoruluruz, terleriz. Hava da çok sıcak bugün. Ondan sonra sonra öğleden sonra Altay öğlen uykusunu yaptıktan sonra da parka götüreceğim, Lidl'e götüreceğim Altay'ı ben. Sokun giymedik, giyelim mi? Bunun içine çorap mı giyiliyordu Cihan? Ha? Giyelim mi sokun? İyi mi böyle? Ayaklarını acıtıyor mu? Ha? İyi mi? İyi mi? İyi, hadi o zaman hadi çorapsız gidelim. Große at. Große Pferd. Große Pferd. Evet. Reçemizi aldık. Değil mi kuzum? Biraz yiyoruz. Reçeyi de özlemişim ya. Simidi de seviyorum ama reçeyi de özlemişim. Aldık. Altay burada biraz atına biniyor. Postaneye paketim gelmiş. Onu alacağım. Ama postanede sistem bozukmuş. Biraz sürer dediler. Şimdi burada biraz bir böyle vakit geçiriyoruz. Annemle alışverişe çıktık. Alamadım, budur geliyor. Annem oradan ekmek alıyor. Semih, ben de burada birkaç alışveriş yaptım, koydum bile böyle. Lazım olanlar işte. Bunlar hangi boottaydı? Şu dolgulu nokiler. Pinguin hangi boottaydı? Ekmek, domates, yoğurdum, marulum. Evde gidince artık şeye bakarız detaylı. Şuraya, burada ezilecek şeyleri koydum. İncir. Böyle alışveriş ediyoruz aracımla bu. Alışverişim yaptım, geldim. Biraz annemlerde kaldım, eve geldim. Alışverişlerimi bu tarafa çıkarttım. Bu tarafta da Türkiye'den aldıklarımı şöyle önce bir masanın üzerine koydum. Şöyle sizlere bir kısa göstereyim. Tüm aldıklarım bunlar. Anneme öncelik tanıdım. Hani Türkiye'den istediği bir şey var mı diye. O da böyle erişte, işte ne bileyim kuru bir kuru patlıcan ve kuru kabak vardı. Ondan istedi. Teyzem koymuş. İşte böyle şeyler. Başka da yani öyle fazla bir şey almadım. Birkaç milliye kıyafet aldık ve kendime aldım birkaç. Onları da göstereceğim. Önce buradan bir şöyle başlayayım. Burada ilaçlar. İlaçları bakın böyle ibuprofen aldım. Bunlar boğaz ağrısı için böyle şeyler, pastiller. Bunlar çok iyi geliyor. Bunları birkaç sene önce almıştım zaten. Bu aferin. Bu sinüz böyle burun şeyleri falan intaplanınca kullanacaktan. Parol aldım. Aferin'in normalini aldım. Bu boğaz için sprey yapıyorsun. Boğaz ağrısı için iyi geliyor. Bu balgam sökücü. Burada da var tabii ki balgam sökücü ama burada biraz pahalı o at etiler. Onun için aldım. Başka ne? Bu da öksürük kesici. Mesela geceleri öksürmemek için bunu aldım ilaç olarak ve Tylo Hot'tan aldım. Şöyle bir paket. Burada çekirdek. Burada da işte üstü çikolatalı meyve. Hatta bir video önce göstermiştim nerede olduğumu, nereden aldığımı. Tuba'dan bu öğütülmüş Antep fıstığını tatlılar için falan. Limonlu Melisa çayı aldım. Şu Kahve Dünyası'nın bu gofretlerini çok sevdim. Şeyli Antep fıstıklı. Bundan bir paket. Bunu hani almıştım öyle. Ne zaman almıştık bunu? Hatice ile almıştık. Biraz bir tane böyle ben de çantama attım geldim. Gerisini orada yedik. Şunlardan bu Epiform. Bunları çok seviyorum. Şunlardan 4 tane böyle aldım. Burada akbaşlı. Akbaşlı bilenler vardır. Karın ağrısı için böyle gaz için falan bu çok iyi geliyor. Bundan getirdim yine. Bunları da öylesine bir tahıllı çips öyle bir denemek için aldım. Bu hurma şeyli çikolatalı hurma aldım. Bu çikolatadan içi bol Antep fıstıklı. Ve şu tırnaklardan bu yıl birkaç aldım geldim. Şöyle bakın. Bunlardan. Bunlar yapıştırmalı. Çünkü şey kırmızı oje falan böyle çok sürdüğüm zaman koyu renk tırnakları sarartıyor arkadaşlar. Tırnaklarımı bakın Türkiye'de çıkarmıştım. Bir daha da oje sürmedim biraz kendine gelsin diye resmen sararıyor. Ve bu yapıştırıcıları aldım. Bunlarla güzel tutuyormuş. Deneyeceğiz. Birkaç taka aldım şöyle. Fiyatları zaten üzerinde görülüyor. 70 lira, 60 lira. Tabii daha biraz daha pahalı olanları var. Hatta oradaki hani satıcı da dedi. Bunlar çelik değil dedi. Kararabilir. Bile bile aldım zaten. 40 lira bakın. Şu 25 lira. Bunu Miley kendine aldı. Kira için. K harfi aldı. Böyle. Bu tokalardan aldım. Bu biskolatadan. Bunları
ev için almıştık. Hani evde Miley kendini almıştı. Girip çıktıkça hani akşamları falan belki yeriz diye. Eve ben alışveriş etmedim zaten. Evde hiçbir şey yemedik. Öylesine almıştık. Fazlalık böyle yediklerimizden sonra kalmış. Onları getirdim. Ve şu bu Morpheus'un şeyi, conditioner'ı böyle şey için, saç için. İki tane aldık bundan. Birini Miley açtı. Şu Tarak'tan aldım. Böyle. İşte bu parfümlerden aldığımı da göstermiştim. Böyle küçük çakma. Güzel kokuyor. Bu bir tanesini daha açmadım. Bu dut kurularından iki tane. Miley bunları böyle yemesini de seviyor. Salataya da güzel oluyor bunlar. Evet, başka burada bir şey yok. Yani hani o kurabiye getirdim, Esra'nın koyduğu, ne bileyim böyle şeyleri zaten dün gördünüz hani getirdiklerimi. Miley'in yatağının üzerine bomba düşmüş gibi. Bu beyaz elbiseyi aldı. Miley'in doğum gününü kutlayacak Miley arkadaşlarıyla. Şöyle 3-4 arkadaşıyla. Konsepti beyaz veya pembe. Hani belli değil daha. Beyaz olarak bu elbiseyi aldı, böyle uzun. Ve şey, pembe konsepti için bakın arkadaşlar denemiş bırakmış. Böyle bir tişört aldı. Üzerine de aman altına. Üzerine nereden çıktı? Böyle şey aldı. Etek. Şu eteği aldı. Böyle uzun kollu iki tane üst aldı. Biri siyah. Biri de beyaz böyle. Şu kazaktan aldı bir tane. Böyle örgülü bir kazak. Siyah. Bir tane şöyle kırmızı üst aldı. Şöyle omuzdan geçirmeli. Bunu aldı kendisine. Kendime de şu gömleği, bakın böyle Kütahya'dan aldım bunu. Bu gömleği aldım. Böyle. Şu terliklerden Miley de aldı bunlardan. Bu Miley'in kazağının böyle bej rengi. Örgülü. Bunu. Bu yeşil gömleği böyle kısa kollu. Bir tane daha var. Emet'te giymiştim hatta onu. Allah'ım bulamıyorum. Eşyalar daha darmadağın. Neyse çıkınca böyle giydikçe gösteririm. Bir tane de pantolon almıştım. 5. Onu da bulamıyorum. Nereden çıkacak? Şu tişörtlerden Miley ile ikimiz böyle aldık. Miley birkaç tane daha fazla aldı böyle tişört kendine. Onları nereye? Bolun içinden tam çıkarmamış herhalde. Bunu aldım şöyle uzun kollu. Şöyle. Ve çanta aldım. Çanta. Çantalara doyamıyorum. Bakın. Bunu. Bu çantayı aldım. Böyle. Şu yeşili aldım. Ay bu da çok hoşuma gitti. Küçük. Ve bu çantayı aldım arkadaşlar. Bu o kadar çok hoşuma gitti ki. Bayağı ağır bir çanta yani. Ama çok güzel. Şunu da bir tane daha aldım böyle. Ne kadarmış? Şeydeydi, indirimdeydi bu hatta. Bakın 149 TL indirimdeydi. Evet, bir pantolon ve gömleğim eksik. Nereden çıkacak bakalım. Silas'ım acıkmış yine. Silas'ım acıkmış. Şu alışverişlerimi de göstereyim. Bugün yaptığım alışverişleri. Bu böyle bir eve dönüş alışveriş. Türkiye'den aldıklarım videosu olsun. Lidl'den bu içeceklerden aldım. Krema aldım. Tost ekmeği, pingui, angibuttaydı, süt, şey, ketçap ve şu citronin sorun böyle püskürtmelisi, bunu aldım. Patates, ekmek, peynir, gitmişken alayım dedim. Şu duplolardan aldım bir tane. Rukola, domates, silasa mama, yoğurt, yine domates, incir aldım. Türkiye'de hiç bir tane incir yemeden geldim. Canım istemedi orada. Bilmiyorum neden. Buraya gelince canım çekti bakın böyle. Ama Türkiye'de o kadar çok yedik ki arkadaşlar. Yani incire sıra gelmedi belki de. Canım ondan çekmedi. Domates. Şu makarnadan aldım. Bu makarnalardan içi dolgulu böyle. Yine domates. Bunları şey için alıyorum daha çok. Menemen için falan. Şunlar Türk marketin alışverişi. Burada yoğurt, muz, avokado aldım. Marul. Burada semiller. Şu domates sosundan aldım böyle. Baharatlı bu hazır. Ve şu tarafta da şeyim var. Türk marketin alışverişi. Kıyma aldım. Kanat, tavuk kanadı aldım. Şu peynirden aldım. Angebot'a gelmiş. İki tane salam. Sucuk. İşte bu şeyi. Yoğurdu. Ve zeytinyağını da şeyden aldım. Lidl'den. Ve Türk marketinden zeytin aldım. Zeytin ben yarım kilo siyah zeytin getirdim. Ve bir kilo da çizik zeytinler. Zaten çizik zeytinin yarısını, o yarım kilonun Miley Türkiye'de yemişti.
Siyah zeytini de babama getirdim özellikle. Babama. Çünkü babama ne getireyim? Babam zeytini sever. İşte inciri sever. Ne bileyim erişte. Böyle şeyleri getirdim babama. Onun için hani Türkiye'den zeytini getirmeye belki değmez. Yük ettiğine değmez. Ama babam sevinsin diye. Türkiye zeytini diye. Onun için getirdim. Yani kendime özellikle ben zeytin falan getirmedim. Onlar babam içindi. Yani annem içindi. Burada da el yapımı kurabiye. Bu biraz kahveli zannedersem. Bunu da elimde getirdim. Anneme vermeye unutmuşum. Bunu Esra yapmıştı. Bunu götür, halam seviyor dedi. Böyle şeyleri de getirdim işte. Yani. Bu anneme hani getirdiğim işte erişte olsun, şu bu olsun. Tabii bunları hep Hatice, teyzem, dayanem, Esra. Hep onlar şey yaptılar. Nasıl diyeyim, hani çarşıdan alma değil, hani ev yapımı, kendileri kurdukları, kendi yaptıkları kurabiyeler, kendi yaptıkları pastalar, yani böyle şeyleri getirdim. Ya evet, birkaç hediyelik getirdim işte çocuklara, Hatice'ye olsun, hani Zilha bunlar sevinsin diye takı birkaç getirdim. Evet, bunlar Altay'ıma da, ay Altay'ın takımı nerede ya, Altay'ıma da Spiderman pijaması aldım. Nereye koydum, götürdüler mi acaba? Götürmüşler. Valla dün hemen çıkarttım. Gösterdim mi ben onu size? Gösterdim mi? Valla bak unuttum. Onu da götürmüşler. Yok ortalıkta. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de işte bu hani biz gurbetçiler gittiğimiz zaman hani hep böyle bir deriz işte pahalanmış veya Türkiye'nin durumu falan. Ben buradan açık açık söyleyeyim. Türkiye'nin durumu orada yaşayanlar için hiç kolay bir şey değil. Yani alım gücü çok az. Bu bir gerçek. Söyleyeyim. Belki tabii ki durumu iyi olanlar, çok güzel kazananlar, işte mesleği yerinde olanlar için orada çok iyidir. Ama normal bir halk için hayat yani çok pahalı. Şöyle bizim biz gurbetçiler euro ile gittiğimiz zaman, euroyu Türk lirasına çevirdiğimiz zaman orada bizim alım gücümüz fazla oluyordu. Bu yıl fark ettim ki euroyu da bozdursak alım gücümüz çok 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 azalmış. Çoğu şeyler yani burayla aynı fiyat yani euro ile. Ben burada 30 euroya bir kaza alıyorsam Türkiye'de 30 euro yani o kazak. Bir tişörtü ben burada 5-10 euro alıyorsam orada da öyle. İndirime girmeyen yerler. He, pazardan alırsınız o zaman uyguna gelir. O zaman dersin ki Almanya'la işte fiyatlar şey diye mesela Almanya göre uygun diye. Hatta bir videomda demiştim kuru gün kurusu kayısının fiyatı Türkiye'de daha pahalıydı Almanya'dan. Yani ben de buradan alıyorum Kale Online'den. Orada daha uygundu. Orada da taze. Oradakiler için tabii ki kolay bir şey değil. Burada sakın yani sakın. Bakın arkadaşlar 5 kere diyorum, 10 kere diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben ağlanmak için veya oraya gittim de işte az harcayabildim demek için demedim. Ben sadece hani benim bir görüşümü Türkiye'dekilerin yaşantısını veya Türkiye'dekilerin alım gücü, Türkiye'deki şeylerin fiyatını şey yapmak için hani kendi fikrimi söylemek için. Ben bunun için söyledim. Kesinlikle kendim için ağlanmak, sızlanmak için veya ne bileyim acındırmak için değil. Allah'a şükür her zaman için diyorum bakın. Her zaman için bunu videolarımda da söyledim. Bizim tabii ki oradaki kazananlarla burada biz euro ile kazanınca alım gücümüz burada daha iyi. Burada ne kadar pahalansa da Almanya, burada da enflasyon olsa bizim alım gücümüz Türkiye'ye bakınca tabii ki daha iyi. Yani hep böyle bir şeyimiz vardı biz Almancılar hani derler ya Türkiye pahalıymış ama herkes sokaklarda, herkes kafelerde, herkes geziyor. Ben buradan o konuda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü kimin nasıl kazandığını, kimin nerede çalıştığını, kimin nasıl harcadığını bilmiyorum. Kimi borçla yapar, kimi çok iyi kazanıyordur. Ne bileyim yani bu konulara hiç girmem. O onların bileceği bir şey. Gidiyorsa, yiyorsa, içiyorsa, doluysa bunu veya alışverişini yapıyorsa ben buradan o konuda hiç bir fetva vermem. Çünkü kimsenin arka planda nasıl kazandığını, nasıl harcadığını bilemeyiz. Yani bu böyle. Herkes istediği gibi gezebilsin, herkes istediği gibi yiyebilsin inşallah. Evet, şimdi arkadaşlar en şey bölüme geliyoruz. Bu alışverişleri yerleştireceğim. Birazdan Mehmet gelecek zaten. Arada hala geleceğim diye. Ben bu videomu burada bitireyim. Mehmet gelince zaten çekim yapamam. Oturacağız, muhabbet edeceğiz. Ona annesinden, babasından, ailesinden anlatacağım tabii ki Mehmet'ime. Ama tek bir şeyim var. Bir daha gidersem Türkiye, Emed'e bilhassa bir hafta çok az. Benim için bir hafta çok az. Çünkü ben çocukluğumu orada geçirmiş biriyim. O kadar çok hani tanıdığım akrabalarım, yani uzaktan da olsa akrabalarım, bildiklerim var. Yani onların yanına uğramak, onların bir hatırını gönlüne almak, hasta olanları ziyaret etmek. Hep bu amaçla hani gidiyorum. Hani Emed'i sevdiğim için, akrabalarımı görmek için.
Onun için bana yetmiyor. Hani şöyle gidip sadece işte dayımı, amcamı, halamı gördüm, döneyim desem belki bir hafta yeterdi. Ama ben böyle açılıyorum biraz. Onun için hani bir hafta az geldi. Böyle hani bir gün şöyle bir evimin önünde, evimizin önünde oturayım. Ne bileyim, komşular gelsin, beraber çay içelim, kahve içelim, eğlenelim. Bunu yapamadım. Vaktim yoktu çünkü. Sabah birinde, öğlen birinde, akşam birini ziyaret et. Hatta bir günde 4 kişiyi ziyaret ettiğim günler oldu. Tabii bunları videolarımda göstermedim. Herkesin evine gider ki orada ben video çekemem. Yani böyle bir durum olduğu için bir hafta benim için biraz, hani benim neslim için diyeyim, az geldi. Gençler belki yeterli gelebilir. Ne bileyim, ileride bileğe gider, kuzenlerini görer, işte hala dayı görür, gelir, yetebilir. Ama ben dediğim gibi çok küçükken orada etrafımız, akrabamızın akrabası. Hep böyle bir alışığız. Az geldi arkadaşlar, az geldi. Neyse, hayırlısı olsun. Bu kadar gidebildim, bu kadar görebildim. Allah'ım bu kadar nasip etti. Orada bir kere şükürler olsun diyorum. Bir dahaki videomda, evimden bir videodan artık görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.